Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Adil Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi efendim burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarımız, tercih edilme sebebiniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtalım. Adil Bey kimdir ve sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Efendim ben Adil Buyan olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Yüksek Mühendisliği bölümünü bitirmiş. Ondan sonra da orada master'ını yapmış. 1976 yılında mezun olmuş biriyim. Ondan sonra iş hayatına hemen atılıp tamamen bugüne kadar özel çalışmış. Sanayicilikte vaktini geçirmiş. Özel üretim ve imalat ve tasarım yapan bir firmayız. Firmamız birkaç değişikliklere uğrayarak geldi bugüne kadar. Ancak hiçbir zaman teknolojiden, üretimden, tasarımdan kopmadık. Ve halihazırda devam eden bir işletmecilik yapıyoruz. Şu anda halihazırda bir mühendislik firması olarak hem tasarım hem üretim yapıyoruz. Ama bağlı olduğumuz sektör net olarak laboratuvar hizmetleri. Şimdi biraz açalım hocam isterseniz. Laboratuvar hizmetleri olarak burada ne tür hizmetler verilmekte? Size gelen talepler doğrultusunda hizmetleriniz nelerdir? Evet. Laboratuvar konusunda iki hizmetimiz var. Bunlardan bir tanesi eğitim ve danışmanlık. Şu anda dünyada bayağı oldukça yol almış TSEN ISO 17025 laboratuvar akreditasyonu konusunda Türkiye'de uzman bir firmayız. Bu konuya ilk giren firmayız Türkiye'de. Avrupa bu konuda epey uzun bir yol almış. Fakat Türkiye'ye maalesef işte bazı şeyler geç geldiği için bu konuda geç geldi. Laboratuvarlar akredite olmak zorundalar. 17025 sertifikasını almak zorundalar. En zor belgelendirmedir bu. Ne ISO 9000'e benzer, ne diğer 14000 vesaireye benzer. Sadece belge ve evrak üzerinden değil, bilakis işin mutfağına girerek, deney yaparak, deneyleriniz dahi kontrol altına alınarak sertifikasyona tabi oluyorsunuz. Bu Dünya Akreditasyon Birliği tarafından Türkiye'de yerleştirilmiş ve TÜRKAK dediğimiz özel bir kuruluş tarafından belgelendiriliyorsunuz. Peki bu belgelendirilince ne kazanıyorsunuz? Daha önceleri sizin vermiş olduğunuz sertifikalar ancak ülke içerisinde geçerliydi. Eğer TÜRKAK logosunu alırsanız bu vermiş olduğunuz deney sonuçları tüm dünya ülkeleri için geçerli oluyor. Arada muazzam büyük bir fark var. Kesinlikle. Bu bir güvence veriyor. Bu bir garanti veriyor. Sonuçlarda, deney sonuçlarının güvenilirliğinde. Dolayısıyla artık Türkiye yavaş yavaş akreditasyon sertifikasına sahip olmuş, 1000'i aşan firmasıyla Avrupa'da da yerini almış durumda. İşte biz de bunun hem eğitimlerini veriyoruz hem de danışmanlık hizmetini veriyoruz. Ama sakın ISO 9000'le karıştırmayalım işi. Bu zor süreç. 9 aydan önce bitirilmesi oldukça zor bir olay. Çünkü diğer sertifikasyonlar rahat, ancak bu sertifikasyonda tabiri caizse yatak odanıza giriliyor, her şeyiniz kontrol ediliyor, her türlü evrakınız denetim altında, deneyleriniz denetim altında, cihazlarınız deneyim altında ve elemanlarınız denetim altında. Her şey denetlenerek size uygun iseniz o logoyu kullanma hakkı veriyor. Ama o logoda size dünyadaki bütün devletlerde geçerlilik, deney sonuçlarınızın geçerlilik hakkı veriyor. Bu dünyada şu anda öyle bir duruma geldi ki artık üniversitelerin doktora çalışmalarında, doktora tezlerinde veya mahkeme kayıtlarındaki deney sonuçlarında akreditasyon sertifikasına sahip olmayan deney sonuçlarının geçersizliği ortaya çıkıyor. Hatta bu konuda deneyleri akredite laboratuvarda olmayan doktora çalışmalarının bile artık çok fazla ciddiye alınmadığı gerçeğini kabul edeceğiz hep beraber. İşte Türkiye'de de yoğun bir şekilde üniversitelerimizde biz şu anda çalışıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, şimdi Kırıkkale Üniversitesi ve birçok özel kuruluş bu belgeye sahip oldu. Biz de bu belgede
onlara destek vermekten gurur ve onur duyuyoruz. Şimdi özellikle size gelen talepler bölge olarak baktığımızda nerelerden gelmekte ve siz bu hizmeti hangi noktalara kadar götürebiliyorsunuz? Bize gelen talepler bu eğitim ve danışmanlık kısmında genelde üniversiteler ve büyük kuruluşların deney laboratuvarları, üretim kontrol laboratuvarlarından geliyor. Çünkü bu deney sonuçları akredite olmadığı zaman bu kuruluşların üretimleri yurt dışına çıkarken akredite sertifikasına sahip değil ise karşı tarafın gümrüğünde, örneğin Fransa, Almanya'da, ABD ve Amerika'da deney sonuçlarınızın bu sertifikaya sahip olmaması nedeniyle gümrükte takılmanız sıkıntı artık yaşıyor. Garanti haline gelmiş. Geldi. Ve bölge olarak baktığımızda sadece Ankara ile sınırlı değil anladığım kadarıyla talepler doğrultusunda Türkiye'nin hizmet, tamamına hizmet verebiliyorsunuz. Tüm Türkiye'ye hizmet veriyor. Şimdi hocam özellikle böyle bir talep doğrultusunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşıyor diye sormak istiyorum. Bir web sitemiz var. Web sitemiz var. Bu web sitesinden bize ulaşabilirler. Ayrıca telefon numaraları. Ayrıca telefon numaralarımız var. Ben izleyicilerimizle paylaşmama izin verir misiniz efendim? Evet. Size ulaşabilecekleri web sitesi www.madel.com.tr. Doğrudur. Ve bunun dışından size ulaşabilecek telefon numaralarınız var. İsterseniz paylaşalım izleyicilerimizle efendim. 0532 266 88 97 nolu telefondan. Direkt sizden hizmet alabiliyorlar. Evet. Sadece hizmet almak adına değil, danışabilmek adına da sizi özellikle arayabilir değerli izleyicilerimiz. Ve sizlerle ilgili detay bilgiye ve görsellere de web sitelerinizden ulaşabilecekler. Şimdi Türkiye genelinde bu hizmeti verdiğini söylediniz ve uzun yıllar aslında bu sektörün içinde hizmet veren, profesyonel çalışan bir işletme olarak şu an sektörde en iyilerden birisiniz. Ve özellikle belge konusuna baktığımızda Türkiye'de zannediyorum teksiniz. Evet. Sizi özellikle insanların tercih etme sebeplerini soracağım yine de. Evet teksiniz ama bunun dışında başka hizmetleriniz de var. Ve siz farklı hizmetlerle de özellikle talep ediliyor ve tercih ediliyorsunuz. Sizi tercih etme sebepleri nedir izleyicilerimizin ya da müşterilerimizin? Bir kere müşteri memnuniyeti elbette burada çok önemli. Bir özgeçmişimiz, yıllarımızı bu işlere vermek. İkincisi birlikte çalıştığımız Taylan Çoruh hocamızın bu konuda Türkiye çapında bir isme sahip olması ve onunla birlikte hem üniversitelerde hem kamuda ciddi bir tanınırlığımızın olması, referanslarımızın çok kuvvetli olması bize bu güvenceyi veriyor. Ama ayrıca bizim şirketimiz laboratuvar malzemeleri üretimi konusunda da bir deneyim sahibi. Fakat laboratuvar malzemeleri konusunda biraz butik imalat yapıyoruz. Rutin imalat yapmıyoruz. Butik imalattan kastımız da özellikle birçok kişinin girmeye tereddüt ettiği, sayısal değerlerin son derece üretim değerlerinin az olduğu fakat spesifikasyonun çok yüksek olduğu branşlarda hizmet veriyoruz. Bu da mesela radyasyon ölçümleri konusunda deney kapları ki bunlar alfa, beta, gamma ışınlarının tespiti amacıyla kullanırlar. Marinelli kabının Türkiye'de tek üreticisiyiz. Planşet ve pulların ki gümüş, altın, bakır gibi bu radyasyonların radyasyon konusunda ve izotop konusunda, izotopların tespiti konusunda çok özel kaplar ve pullar da tarafımızdan bir tek tarafımızdan üretiliyor. Dediğim gibi tek olmamızın sebebi talep azlığıdır. Çok cazip olmamasıdır. Ama biz işte yılların sanayicisi olarak ve üniversitede çok sıkı ilişkilerimiz dolayısıyla hocalarımızın bu taleplerini kırmadık ve bunlar niye yerli üretilemiyor diye bize soran hocalarımıza işte cevap dedik. Bakın yerlisini getirdik, buyurun kullanın diye. Bunların kalıplarını hepsini yaptırdık. Şu anda da bu konuda Türkiye'ye hizmet vermekteyiz, tüm Türkiye'ye. Tasarım bölümümüz var ayrıca. Bilgisayarlı tasarım olarak komponent de tasarlayabiliyoruz. Özel deney setleri ve prototipleri yapma şansımız var. Otomasyon konusunda, mühendislik konusunda bir sıkıntımız yok. Yeterli deneyimli kadromuz da var. Dolayısıyla müşterilerimiz memnunlar ki şu anda bizimle çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi şu an baktığımızda bu sektörün en iyisisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü siz bugüne kadar ilkleri yaptınız ve ilkleri halihazırda sürdüren bir işletmesiniz. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeleriniz neler yapmayı hayal ediyorsunuz efendim? Efendim bir hayalimizi 2-3 sene, en büyük hayalimizi 2-3 sene önce gerçekleştirdik. Bu da
ULAK olarak tabir edilen Ulusal Laboratuvar Akreditasyon Kongresi'ydi. İşte Kimya Mühendisleri Odası'yla Taylan Çoruh hocamız marifetiyle böyle çok güzel bir organizasyonla Türkiye'de ilk defa bu kongreler düzenlendi. Bu sene 3 ay önce 3.sünü yaptık. İnanılmaz bir talep var. İnsanlar bilgiye aç olduğunu görüyoruz. Ve bu kongre vasıtasıyla insanlara ulaşıp onların dertlerine çözüm olmak bizi şu anda çok mutlu ediyor. Dolayısıyla bir hedef olarak ulaştığımız bu şeyde bizleri çok memnun etmiştir. Önümüzdeki yıllara baktığımızda daha çok insana hitap etmek, belki bünyenizde daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var ama önceliğiniz kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam etmek diyebiliriz. Evet. Şimdi bu sektörde sizi en iyi yapan özelliklerin bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Ancak bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti ki şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve halihazırda almaya devam eden birçok değerli müşteriniz var. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturmakta. Özellikle sizi ve işletmenizi tercih eden değerli misafirlerinize ve müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Evet, ben özellikle üniversite camiasına ve özel sektörde şu anda isimlerini zikredemediğim ama Türkiye'nin ciro listesinde birinci, ikinci sırada bulunan firmalar da dahil olmak üzere onlara eğitim vermek, onlardan çok güzel dönüşler almak, özellikle bu sektörde ölçüm belirsizliği hesapları gibi ve istatistik hesapları gibi çok zor olarak ifade edilen en zor derslerde en iyi performansı yakaladığımıza inanıyoruz. Çünkü netice itibariyle büyük kuruluşların büyük çoğunluğuna bizim bu dersi sunmamız ve talep almamız demek ki bizim doğru bir şeyler yaptığımızı bize gösteriyor. Dolayısıyla müşterilerimiz zaten bize diğer laboratuvarların ihtiyaçları olduğu zaman referans olarak bizi göstermeleri de geri dönüş açısından, müşteri memnuniyeti açısından bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çalıştığımız firmalarla çok özel bir ilişkimiz vardır. Çalıştığımız kurumlarla biz bir kere çalışırız. Ondan sonra ömür boyu onların sorularına, onların sıkıntılarına açığız. En büyük özelliğimiz bu. Efendim umuyorum bu böyle de devam eder ömür boyu. Uzun yıllar daha bu sektörde hizmetleriniz başarıyla devam eder diyoruz. Efendim bizlere ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Ben de teşekkür ederim. Bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkürlerimi sunarım. Bizi seyredenlerin hepsine başarılı, güzel günler diliyorum.